Bak diyor ki şeyhimiz 1 Nisan 2012'de. Adnan hocamız diyor. Bak Adnan hocamız. Kavlü belada Allah'a verdiği ahdini yerine getiriyor diyor. Ustamızdır diyor. Bak. Ustamızdır diyor Şeyh Nazım hocamız. 2012 tarihinde bana bunu söylüyor. Bu bir iltifatla ve güzellikle bak. Ustamızdır diyor. Benim için diyor ki şeyhimiz onu yediler bilir. Onu ziyaret ederler diyor. Ona devamlı giderler. Bak ana noktaları hocam yani beni ana noktaları değil miydi hocam şeyi onu diyor. Yediler bilir ona onu ziyaret ederler diyor. Benim için diyor ki ne şeyhim o hakimse diyor ne derse yaparız diyor. Onu kucaklar öperiz diyor. Şeyhimiz. Bak söylenecek meseleler onun kalbine verilmiştir. Devam etsin diyor. Bu faaliyetlerine devam etsin. Beklesin diyor. Onunla olanlar da beraber, bak onunla beraber olanlar da beklesin. Vakit yakındır diyor. Bak söylenecek meseleler onun kalbine verilmiştir diyor şeyhimiz. Devam etsin diyor. Dursun demiyor. Çizgi değiştirsin de demiyor. Yol değiştirsin. Devam etsin. Beklesin. Onunla beraber olanlar da beklesin. Vakit yakındır diyor. Elhamdülillah diyor şeyhim. Elinden tutacak kimse vardır. Yalnız değildir oğlum diyor. Maşallah. Adnan Bey milletin içerisinde avamın aslan görünüyor. Halktan biri gibi görünüyor. Mesela oynuyor, gülüyor. Efendim, belki avam insanlar gibi de konuşuyor. Lakin hakikati başka türlüdür. Siz bilemezsiniz diyor. Lakin hakikati başka türlüdür. Adnan Efendi hocamıza, oğlumuza selamlarımı götürünüz. Bak Adnan Efendi hocamıza, Adnan Efendi hocamıza, oğlumuza selamlarımı götürürsünüz. Aleyküm selam. Hepsine devamlı hayır temennisinde bulunuruz. Bu hakiki şey. Şimdi gelen ilhamdır bu diyor benim için şeyhime, bana diyor. O onu anlar, onun sırrını bilen bilir. Arslanımızdır diyor bak. Arslanımızdır. Benim biliyorsun soyadım da Arslan. Arslanımızdır diyor. Ta Hazreti Ali'den beri gelen soyadımız. Ve ustamızdır diyor. Bak ustamızdır. Allah nurunu güneş gibi yapsın diyor şeyhimiz. Velayet sırrıyla diyor, zahiri de başka da diyor, velayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet vardır. Şimdi sizin peygamber huzurunda size bir rütbe giydirilmiştir diyor. Bir rütbe giydirildi diyor. Peygamber huzurunda. Resulullah'ın huzurunda sana rütbe giydirildi diyor. Ben de gördüm diyor. Sizin velayetiniz vardır diyor. Velisiniz diyor inşallah. Yani evliyullah'tan olduğunuz için diyor. Bir de bu katil cinsi sapık ordusuna bir sorun bakayım. Lakin şimdi o böyle bir tomurcuk gül olur. Daha ne rengi belli, ne şekli belli, ne kokusu bellidir. O açıldığı vakitinde belli olur diyor. Şimdi Adnan Bey'in hali de o kapalıdır diyor. İleride belli olacak diyor. Bir gül gibi açacak diyor. Bu Muharrem-i Şerif'te hafzeten diyor, zahir ve batında sizi tevhid edecek hem manevi bir ruh hem de bir maneviyet giydirilmiş. Ve bir anlayış da ilham da size açılmıştır diyor. İlhamla konuşuyorsunuz diyor inşallah. Ondan sonra sizde bir varidat vardır diyor. Manevi varidat verecektir size diyor. Yani ilhamla konuşacaksınız diyor inşallah. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır diyor şeyhim. Benim için Allah razı olsun. Sabırların da bir ötesi diyor efendim. Razılardan yazılmıştır diyor. Razılık makamı verildi ona diyor. Bunu kim diyor? Asrın kutlu söylüyor. İnşallah. Ümit ederiz ki diyor, ileriye doğru Adnan Bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Onlar alimdir diyor şeyhimiz.
Onlar bütün dünyanın küfrüne top atıyor. Küfrü bombardıman yapıyor bizim Adnan Hoca diyor. Maşallah. Azametliydi, azametliydi diyor maşallah. Karşısında lakırdı söylenmez. Kalbimizde olanlardandır o diyor. Acayip, acayip bir tecelli var üzerinde diyor. Kuvvetli tecelli vardı üstünde maşallah. Diyor. Maşallah. Bu kafasızları anlatmak için diyor bu işte bu yobaz takımını, bu ahmakları kastediyor. Bu Amerikan bizonu veyahut başka it kopuk takımı, bu katil sapık takımını kastediyor. Bak diyor ki bu kafasızlara anlatmak için ki diyor onun söylediğine ve yazdığına cevap verecek adam yoktur. Kim isterse olsun diyor. Maşallah. Bak karşımdaki güçler için ne diyor bak diyor. Bu kafasızları anlatmak için ki diyor. Bana düşman olanları söylüyor bak. Bu kafasızları anlatmak için ki diyor. Onun, yani Adnan oğlumun diyor. Onun söylediğine ve yazdığına cevap verecek adam yoktur. Ezer geçer diyor. Maşallah. Ben de severim. Acayip, acayip tecelli sahibidir o. O Türkiye'de bir tane diyor. İkincisi yok diyor. Maşallah. Yani Türkiye'de başka yok üstüne diyor. Bir tane diyor. Maşallah. Adnan Bey oğlumuzun girdiği mecraya başkaları giremez. Süveyş'ten bir gemi geçer. İkisi geçemez. Bir tanesi geçer. Bir tanesi geçmez. O cinsten olan bir kimsedir. Bir yoldan gider. Onun girdiği yere başkası giremez diyor. Maşallah. O da bir kısmı şeyhimizin antiklerimiz. Bakın bu gerçek mürşit işte. Nezaketiyle, kibarlığıyla, efendiliğiyle, harikalarıyla. Bak Allah vermesin birçok insan ümidini kesmişti. Allah ömrüne ömür kattı. Maşallah. Maşallah. Acayip dinç oldu şeyhimiz. Yalnız yormamaları önemli şeyhimizi. Bakın ben bir sır söyleyeyim. Şeyhimizin seveceği insanları karşısına getirsinler. Tamam, müritlerin talebelerini sever. Ama çok seveceklerini karşısına getirsinler. Sıkılır. Bunalır. Yapmasınlar. Sevdikleri kalbine ferahlık verir. Onların selamı bile kalbine ferahlık verir. Cahil insanlar kalbe bast hali verir, sıkıntı verir. Cahillerle muhatap etmesinler hocamız. Hep onu böyle coşkuyla sevenlerle muhatap etsinler. İnşallah, inşallah. Bak sevenler demiyor, coşkuyla sevenler. Aşıklarıyla, olgun aşıklarıyla, dürüst aşıklarıyla, samimi aşıklarıyla, alim aşıklarıyla. Şeyhimizi muhatap etsinler. Gıda olur. İnşallah. Kalbine ferahlık olur. Mesela mecliste bir kişi olursa bile kalbinde ritim bozukluğu oluyor. Sıkılıyor. Bir tane şeytan karısı da cemaatin içerisine. O onun kalbini yoruyor. Bunaltıyor şeyhimizi. Ulu orta kalabalık çıkartmasınlar. Mutlaka seçkin bir topluluğa hitap etsin. Öyle yaptıralım, hitap ettirelim. Efendim, şeyhimizin, evet. Ben mesela ne derse doğrudur diyorum ya. Dünya tatlısı kardeşim, onun yani anlamıyorlar. Şeyhimizin bir kere insancıl, sevgi dolu, coşkulu ruhu çok önemlidir. Yani asıl önemli yönü odur onun. Allah'a olan aşkı, peygambere olan aşkı, ve muhabbeti. Cezbe ehlidir. Velayet ehlidir. Birçok şeyi birçok hikmetle söyler. Biz ne derse kabul ederiz. İnşallah. Bu konunun edebi budur. Onu sevdiğini severiz, sevmediğini sevmeyiz. İnşallah. İnşallah.